aslında bu bütün bu ekonomik tartışmanın ortasında bir de asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. E, hükümet kayda değer bir artış yapacağını söylüyor. Kulislerde böyle 4 bin lira, civarında 4 bin lirayı aşan bir e, yeni bir asgari ücret belirleneceğini söylüyor. Ama e, diskin bildiğim kadarıyla teklifi 5200 lira. Siz bugün e, bir açıklama yaptınız bununla ilgili. Bugün evet. mü, müydü, dün müydü yanılmıyorsam? Bugün, bugün, ben bugün, bugün olduğunu bugün, biliyorum. Bugün. E, dediniz, diyorsunuz ki 384 dolar olsun. E, o da 5489 liraya falan geliyor yaklaşık. E, fakat keskin bir araştırması var. O da diyor ki 4 kişilik ailenin bütün barınma, gıda, e, e, kira ihtiyaçları hesaplandığında açlık sınırı 6200 lira. Yani sizin teklifinizin de üstünde. E, siz bu teklifi neye göre yaptınız? Şimdi Şöyle. Ocak 1 Ocak 1920 efendim, 2021. Yani bu yılın başında. Evet. Asgari ücret net 2825 liraydı. O dönem döviz kuruna çeviriyorsunuz 384 dolar ediyor. Net değil mi sizin söylediğiniz? Net. 3577 lira brüt galiba. Brüt evet. Net 384 dolar ediyor. O büyük kalkınma hamleleri, ekonomideki şahlanan büyüme onların olsun. İşçiye bugün 384 doları teslim edin bugünkü kuru üzerinden. O da yaklaşık eğer 14 liraysa 5376 lira yapıyor net. Ben 5489 hesapladım ama tabii net. Hı. Şimdi bu parayı verirlerse bu yılın kayıpları yani önümüzdeki yıla kayıpları büyük ölçüde telafi edilecek. Yani yılın başında hangi net ücreti aldılarsa yılın sonunda da aynı net ücreti verecekler. Böylece büyüme, kalkınma, şahane, bilmem şöyle oldu, böyle oldu, Türkiye şahan kalktı. O da onların olsun. 5376 Türk lirası. Net işçiye vermek zorundalar. Aksi halde işçinin cebinden paralar aldılar. İktidarın cebi, işçinin cebinde. Ehli işçinin cebinde. Burada bir şey daha söyleyeyim. Sanayicinin korunması lazım. Asgari ücretin vergiye tabi olmaması lazım. Adı üstünde zaten asgari ücret. Neyin vergisini alacağız? Gelir vergisine muaf olması lazım. O zaman 5376 lirayı verirken sanayici de itiraz etmeyecektir. Evet diyecek ki ben bu parayı kendi işçime verebilirim. Ve bu bakın bu para aynı zamanda piyasanın canlanması için de çok değerlidir. Çok önemlidir. Aksi halde siz insanları açlığa mahkum edeceksiniz. Hani ekonomi şaha kalkmıştı. Hani bu işin kitabını yazmıştınız. İstediğim ne? Söylediğim ne? 384 dolar 1 Ocak'taydı. 31 Aralık'ta dolar kuru neyse çarpacaksınız 384'le karşılığında net parayı vereceksiniz. İşin Türkçesi bu.